Şeriat demek bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an-ı Kerim demek. Bu Kur'an'ın bir ismi de şeriat demek. Bunun içinde Fatiha'dan Nas suresine kadar olan her şeyin toplamına şeriat denir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de şari'tir, şari'a. Yani kural koyucu demek, kanun koyucu demek. Allah'ın ismi bu, şari'a. Şari kimdir? Allah'tır. Şeriat da buna denir. Efendim şeriat diyorsun da dünyada şeriatla yönetilen ülke var mı? Yok. Şu an yok. Ben de Müslümanım ya deyip de kahrolsun şeriat diyen adamlar var yani memlekette. Değil memlekette, camilerde. Ne dedik? Şeriatın sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Tebliğ edeni kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şeriatın yazılı nushası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşamak zorunda olanlar kimlerdir? Müslümanlardır. Kahrolsun şeriat dendiği zaman kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun Kur'an-ı Kerim demek. Kahrolsun Müslümanlar demek. Neden? Bir daha söylüyorum. Çünkü neden kahrolsun Allah demek? Şeriatın sahibi kim? İndireni kim? Bu Kur'an'ı? Allah. Bize öğreten kim? Peygamber. Yazılı metni ne? Kur'an. Yaşamak zorunda olan? Müslümanlar. Hocam neye zorunda diyorsun? İstersen yaşama. Toprağın altına gidecek olan sensin. Ben kendi derdimle uğraşacağım. O yüzden biz İslam'ın, İslam ahkamının sevdalısıyız. Allah memleketimize İslam ahkamını ihsan eylesin, milletimize, vatanımıza. Anlatabildim değil mi? Siz şimdi böyle televizyonlarda seyrettiğiniz şeylerle şeriate düşman olmayın. Efendim bir anlattım bir kere daha. Ebu Suud diye bir adamı gösterdiler. Muhteşem Yüzyıl diye rezalet bir dizi çekildi ya bu ülkede. Ebu Suud çarşıda dolaşıyor. Yanlış yapan esnafı kulaklarımdan çiviletiyor duvara. Bu sahneyi gördüm ben ya. Bana attılar, gördüm. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. İnsanları şeriatten, Kur'an'dan, İslam ahkamından, Osmanlı'dan, şuradan buradan soğutmak için yapılan kurgular. İnanmayın. Şeriat varken kafirler de çok rahat yaşıyordu. O yüzden Bizans daha fetholunmadan, İstanbul olmadan önce Bizanslılar diyordu ki Bizans serpuşu görmektense Müslüman sarığı görmek istiyoruz bu topraklarda diye. Bunu Bizanslılar söylüyor. Bir papazın yazısı bu. Daha hala duruyor o yazı. O yüzden sakın şeriate düşmanım diyen İslam'a, Allah'a, peygambere ve Kur'an'a düşmandır. Bunu böyle yazdım Twitter'da. Anlasınlar da düşmanlık etmesinler. Ha öyle mi? Üç tane şeyi bir kelimede söylüyor mu? O zaman dedi kahrolsun şeriat, bir daha yazıyor. Ne yapayım, sen cehenneme gitmek istiyorsan artık benim elimden bir şey gelmiyor ki.